Çok sevdiğin yazarlar tutturun içinde Yazarlar Kulübü'nde. Sen de tuttur üyesi ol, onların yorum ve tahminlerini kaçırma. Üstelik uygulamaya ve tutturanlar kulübüne özel ilk kuponunda 150 TL'ye kadar hediye. Tuttur, en kral sensin. La Liga'dan önce bir top. Çekelim abi hemen. Küre de bize iyi dayandı. 10-12 haftadır kırılmadı. Hoşuna bir şey gelmedi ya. Aynen. Barcelona Villarreal. İspanya La Liga pazar günü tutturda canlı izle ve canlı bahis yapabileceğiniz bir maç saat 23'te. Çok güzel maç olur. Villarreal de kaybetmez. İlk yarı Villarreal bir gol atar diyorum. Unai Emery de bu senenin en iyi 3 hocasından biri. Bence Unai Emery Paris Saint Germain Barcelona maçındaki eşleşmenin ucunu alacak bu maç. Ben net Villarreal kazanır diyorum ben mesela. Ben de asla kesin kaybetmez diyorum. Yenere cesaret edemedim. Belki hani şeyleri düşmüştür diye. Modları düşmüştür. Ha, modları düşmüştür ya. Diye. Gerçi Barcelona çok kötü gidiyor da. Son maç kazanalım diyeceklerdir. Beraberlik daha yakın geldi bana. Burada çok az maç varmış. Bir top daha çekiyorum. Çekelim hemen. Bir de... Ne oldu, bitti mi Fransa? Yok daha Fransa'ya geldi. Yarım bir şey kaldı. Fransa'nın sonu kaldı abi. Serie A pazar günü Sassuolo Milan 19'da tutturup tutturdu canlı. Şampiyonluğu 11 sene sonra şampiyonluğu ilan edecek Milan. Pioli baba. Boğazlı kazara çıkardı yine kazanıyor. Buna rağmen kazanıyor ya. Ne giydi son maç? Beyaz gömlek. Beyaz gömlek. Yani. Gömlek dediği galiba. Şu üç düğmeli tişört yakalamayın. Olağanüstü bir şey. Tabii canım. Çok güzel. Baba bir de fit çok ya. Çok iyi giyiniyorlar ya İtalyan teknik. Abi adam fit zaten yani. Bir ara Torino'yu çalıştıran bir tane şapkalı adam vardı. Buraları kel böyle sakallı falan. Ben onu bir türlü benzetememiştim böyle bir şeye. Şimdi düzeldi şeyler. Teknik direktörler düzeldi bayağı bir şey. Tabii tabii. Orada ama şey yapıyorlar herhalde ya. Yani baba sen güzel giyin falan. Şöyle yani, diyorlar değil mi? Sen İtalya'dasın abi. Biz moda merkeziyiz. Yani. Modanın marka merkeziyiz. Zaten orada sponsorun sponsoru vardır abi. Tabii canım. Şeyle mi çıkıcı gidecek yani? SM Sport'la abi mı çıkacak? Zaten bir de Milano moda başkenti abi. Doğru. Yani bir de orada da giyinemeyeceksen. Hiçbir yerde giyinemezsin Via, zaten yani. Via Torino ile Via Bologna vardır. O Duomo'nun iki tarafı. Kenarında. Solu ve sağı. Yüzlerce şey var. Yani yüzlerce şey ne derler? Butik, unique mağazalar var yani. Uzaktan bakmadık. Yani sırf, mesela sırf gömlekçi var. Sırf kravatçı var abi. Sırf kravatçı. Hayatında görebileceğin envai çeşitler şeyi görebiliyorsun. Acayip kravatlar orada işte mesela. Dizayn çünkü. Hep şey böyle. Dizayn kafa. Şöyle büyük kravat oluyor, o güzel oluyor ya. Şurası böyle ince. Aşağısı büyük. Yani sen 60'lardan 70'lerin kravatlarından yani bahsediyorsun. Varso kravat izleyenlerden satan deden yollayabilir. Deden de vardır yaşıyorsa. Dedeler bizim vefat. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin buradan hepsine. Yalnız bir gün bir İstanbul'da şeyciye geldim, gömlekçiye. Teşvikiye'deki mi? Yok, bu kendi ismini yazarlardı buraya. Ha. Özel gömlekçi. Özel gömlekçi, ha. Neyse, o da özel. Terziydi o yüzden, ha. Gittim Via Bologna'da, Via Torino'dan bir tane, yok Via Bologna'da bir gömlekçiden bir gömlek almıştım. Getirdim, dedim ki, baba dedim bunun mavisini yapabilir misin? Bu şu dükkandan mı aldı dedi. Aldın dedi. Evet dedim. Ya biliyor, yani dedim ki tebrik ediyorum yani, siz de şeysiniz hani, demek ki biliyorsunuz hani, gitmişsiniz görmüşsünüz diye. Çoğaltıyorlar mı? Yok, onlar da hani işte ne yapıyorlar yani. Adam kalıbına baktı mı yapar abi. Bak şimdi. Yok, alıyorlar da bir de. Alıyorlar. Yani nereden aldık yani? Nereden aldığımı bildi adam yani. Bak şimdi ben sana şöyle bir şey söyleyeyim. Hani Türkiye'de genel olarak senin tişört borcun olduğun mağazayı da işin içine katarak da diğer. Ödeyeceğiz onu. Hem kadın hem erkek mağazası olan büyük bir girişim. Kargo ismi de var hemen hemen aynı isimde falan. Onların hepsini bir bak kreasyonlarına, koleksiyonlarına. Hepsi o kadar yakındır ki birbirine. Çünkü moda bellidir, yön bellidir. Mesela işçilik işte abi, nasıl yaptığınla alakalı. Bir de kalite. Üstüne nasıl oturttuğuyla alakalı kumaş. Yani. Tabii tabii. Biz şimdi oversize giyiyoruz. Biraz yağ bağladık, kilo şey yaptık. Oversize daha da şişman gösteriyor adam ona ya. Ya yeni moda işte abi. Slim fit olmaz abi. Kilo mu aldın şimdi diyorlar. Moda oraya doğru, moda oraya doğru evliyor. Rahatlığa yani. Gidiyor abi. Artık rahatlık abi. İnsanlar ben bizim yaşımızda rahatlık istiyor. Ben giyiyordum ya. Herhalde abi. Nasıl bir yılgınlık bu. Yani bir jogger pantolon. Adamlık değil midir abi çok jogger iyi, pantolon iyi. Yani. Sassuolo Milan. Milan 11 sene sonra şampiyon olacak bence. Çünkü berabere de kalsa oluyor. Oluyor muydu? Tabii ikili averajda da iyi. Genel averajda da iyi. O genel averajda iyi değil ama ikili averajda iyi. İkili averajda iyi Milan. 1-1-1-2. Uğur. 1-1-1-2. Eminim, %100 eminim. 1-1-1-2. Ligin ilk yarısında yine Inter kazandı çünkü. 1-1, hayır. O maç 1-1. İkinci maç 1-2. Allah Allah, ben mi karıştırıyorum ya? İkili Milan iyi abi. Aranıza girmeyeceğim, hatırlamadım. Ben de hatırlamıyorum. Hatta burada dedim ki Milan yener kardeşim. Yedir ben Milan'ı dedim. Hatırlayın.
1-1-1-2. Uğur da açmış maalesef. 1-1-1-2'ye baktım ya. Uğur da kadayıf olmuş. Bir şey soruyoruz. Bir haftada bakıyor. Sezon sonu abi. Sezon sonu. Herkes sağlığı. Şu an terlik de geliyor millet. Doğru mu? Zaten doğru. Serdar Çelik. Bir daha beraber edemeyin. Beraberlik de yetiyor abi. Yani. Sassuolo'nun yenmesi lazım. Yenemez abi millet. Ben ilk yarı Sassuolo galibiyeti diyorum. Ben de karşılıklı gol var diyorum. Abi kalp krizi. Scamacca, Berardi, Raspadori falan bir şey yapacaklar gibi hissediyorum. Berardi de balon çıktı ya. 10 yıldır orada abi. Bir transfer yapsın artık. Yapmak istemiyor abi adam. İstesin belki Allah'a. Kendini abi yenemez şey. Milan. Beraber biter. Milan şampiyon. Ben KG var diyorum. 61. dakika 1-1 geçer. 61-62 1-1 gider. Ha. Son 30 dakika ölüm. Ben ilk yarı Sassuolo diyorum. Öteki beklediğim de şu. Inter'in enteresan şampiyonluğu ve sonra Inter'in böyle lacivert Serdar Ali Çelikler posteri açması. Inter nakıslığı. İnter nakıslık öyle bir nakıslık değildir diye. Serdar Ali'nin şeyiyle gülen bir fotoğrafıyla. Nakıs abi. Bologna'ya yenildiğin gün bitti abi senin işin. Abi yalnız bak bir şey söyleyeyim. Şuradan, o rezillikti ya. Şuradan bu hafta sonu Liverpool'la Inter şampiyon çıkarsa. Abi biz kalkabiliriz. Bu muazzam abi, olur yani. Inter olamaz abi. Yine Juventus falan başkası olur. Aradan biri çıkabilir. Napoli falan olur. Napoli nasıl verdi abi? Ulan yani, ne güzel sezonda verdin ya. Bir de evet. 20 maç falan hiç hepsini kazanmışlardı biliyorsunuz. Tabii ya, adamlar 12 hafta falan muazzam gittiler. Acayip gitmişlerdi yani. Ya 20 maçta 1-2 beraberliği falan verdi. Tabii tabii. Ulan oradan bu hale düşürür mü? Abi Spalletti ne akıstı. Spalletti bence Inter'e gelsin abi mesela. Tam olsun değil mi? Tam olsun. Hakikaten bitirsinler mevzuyu. Serie A'yı öne aldım. La Liga'nın önüne aldım. Onu konuşmaya başladık. Spezia Napoli. Napoli kazanır. Rahat kazanır. Evet. Tamam. Abi ben geçelim. Karşılıklı gol var evet, diyorum. Görelim. Yani. Karşılıklı gol var diyorum. Alalım tahminleri. Fiorentina Juventus. Fiorentina yener. Çöplük bir takım dün izledim. 4-1 yenildi. 4-1 yenildi için çöplük takım yaptı. Niye yener biliyor musun? Real bıraktı, bir takım şey bıraktı Juventus. Hı? Bıraktı işi bıraktı. Ya 4-1 yenilir misin ya? Dün? Olabilir abi. Fiorentina iyi takım abi. Yatmış. Yatmış. Şey yok tuttu da neyse. Juventus işi bıraktı abi. Genel duygusal atmosfer de yaşandı. Chiellini ile Dybala'ya Mibala'ya bedava. Aynen öpüştüler. Ya Dybala'yı nasıl öyle? Morata oynamaz bu maç. Tekte sildiler onu anlamadım ya. Çok sakatlanıyordu. Yok haklı. Abi adam 2,5 ay koronadan yattı ama ya. Ama bir de şu var. Dybala'nın bir maaşı var abi. Ha, o maaşı var. Evli avuça veriyorsun. Bir de Morata var. Seneye adam alacağım diyorsun. Birinden çıkman lazım. Anne Dybala'yı falan alacak diyorlar ya. Dimaria bedava da artık. Yıllık ücreti var onda ya. Asıl Pogba'yı. Dimaria Pogba uf çiçek olur. Pogba'yı oynuyor. Pogba'yla. Av olur. Efsane olur abi. Pogba'yla uğraşıyorlar. Ben Fiorentina Juventus'a 3,5 gol üstü diyorum. Ben karşı gol var diyorum. Ben net Fiorentina galibiyeti diyorum. Tamam. Inter Sampdoria. Inter kazanır. 3-1 kazanır Inter. Skor veriyorum. Verdim. Fransa Lig 1'den önce La Liga top durağına uğrayacağız. Onun öncesinde de top durağı. Kara galiba ama. Hollanda'mız yok artık. Real Madrid maçıdır. Hollanda yüzde. 150 TL. Ne? Maksimum bonus bu. İlk kuponuzda 150 TL'ye kadar bonus kazanıyorsunuz. Bizdeki linkten girerek ama. Evet. Orada bir tane daha çekti. Bizim çekeyim evet, bazı senin son program. Fransa Ligi. Haftaya çek desen burada yoksun. Yokuz. Tabii. Deli gibi top çekeceksin aynen, değil mi? Öyle. Haftaya terlikle gelmeye başlar Uğur. 50 TL bu da. 50 TL. Güzel. 150-50 verdik. Yani verdik derken hediye değil efendim. Aman diyeyim. Uygaz abi maçtan sonra İBAN'a 200 lira gönderecek. Bunu da çekeyim o zaman. Çek bakalım. Bu hadi. Da para çünkü. Aa maç. Maç hangi maç çıktı? Real Madrid'dir o. Almanya mı? Almanya. Almanya'da maçın var finali. Abi. Cumartesi kupa günü finali. Freiburg'la Leipzig arasında saat 21'de. Ya kupaya finaline bile çıkamadı Bayern. Leipzig alır kupayı. Bence de. Bence de Bayern Leipzig. Leipzig de bir kupayı hak etti. Hak etti, hak etti. Çok sevdiğin yazarlar tutturun içinde Yazarlar Kulübü'nde. Sen de tuttur üyesi ol. Onların yorum ve tahminlerini kaçırma. Üstelik uygulamaya ve tutturanlar kulübüne özel ilk kuponunda 150 TL'ye kadar hediye. Tuttur. En kral sensin.